Romatizma Romatizma rahatsızlıklarla ilgili soru soracaktım. Yani geçmişten günümüze kadar bir rahatsızlıkla romatizma hastalıklar ve tam olarak bir çözüm bulunamamıştır bunlarla ilgili. Peki bitkisel olarak neler önerirsiniz? Çaresi var mı romatizma hastalıkları? Romatizmanın bilinen 200 türü var. Evet. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, yumuşak doku romatizması, fibromiyalji vesaire vesaire. Şimdi mesela kişi bademcikleri iltihaplandı. Tedavi edilmezse bademcik iltihaplanması romatizmayı tetikler. Kanda dolaşan iltihap romatizmayı tetikler. Veya kişi üşüttü, üşütme grip nezleye yakalandı. Zamanında tedavi edilmezse bu iltihaplar romatizmayı tetikler. Veyahut da karaciğeri yeterli ve kaliteli elengaz ve desturaz enzimi salgılayamıyorsa, karaciğerde yağlanma olmuşsa, problem varsa, bu iki enzim oranı azalırsa, mesela doymamış yağ asitleri, oleik asit, arakidon asidi, arakidon asit, prostaglandin E1, E2 o da hormona dönüşmesi gerekirken, evet, burada zincir reaksiyonu bozulur. Lokotrine dönüşür, hormona dönüşmesi gerekirken. Lokotrin iltihapları, romatizmayı tetikler. Yani karaciğerdeki enzim oranının azalması veya tamamen kesilmesi bazı enzimlerin romatizmaya sebep olur. Bunun için ne yapmak gerekir? Efendim, bunun için klinik araştırması yapılmıştır. Şu gördüğünüz şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesinin çiçeği, evet, gövdesi ve yer elması veya patates gibi kökü var. Yerin 2 metre derininde. Bu yumruların içerisinde birleşiminde şeytan pençesinin konuyla ilgili bir harpagozit denen etken var, bir madde var. Evet. Harpagozit romatizmaya karşı dünyada en etkili maddedir.